Reis Sedat Peker, Türk mafya lideri ve iş adamıdır. Organize suç örgütü kurma suçlamasıyla hüküm giymiştir. Pan-Türkizm temelli politik görüşleri sebebiyle ülkücüler arasında pek çok destekçisi bulunur. YouTube üzerinde çektiği videolar ile son zamanlarda Türkiye genelinde gündem olmuştur. 90'lı senelerde Türkiye'de artan nitelikli mafya oluşumlarının içerisinde yer alması suçlaması ile yargılandı. 1997 ve 1998'de çete kurmak suçlaması ile yargılandığı davalarda mahkeme görevsizlik kararı verdi. 12 Mart 2005'te Kelebek Operasyonu kapsamında tutuklandı ve 31 Mart 2007'de İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda alınan kararda çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, hürriyetinden yoksun bırakmak ve evrakta sahtecilik gibi suçlardan dolayı tam 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nin uzun tutukluluk süreleri göz önünde bulundurularak cezasının 10 yıldan 5 yıla inmesiyle tahliye edildi. Peker, Kafkas asıllı bir ailenin oğlu olarak 26 Haziran 1971'de Adapazarı Sakarya'da dünyaya geldi. Ailesi 93 Harbi'nde Rusların Kafkaslar'da tam hakimiyet sağlaması ve yerli halka göç etmeleri için baskı yapması üzerine önce Batum'a sonra Anadolu topraklarına göç etmek zorunda kalmıştır. Anadolu üzerinden önce Rize'ye, sonra Adapazarı'na göçmüş ailesinin başta Rize ve Trabzon olmak üzere Elazığ, Erzurum ve Artvin'de akrabaları bulunur. 22'li yaşlarında özel eğitim kurumlarına sahip olmuş Peker, suça eğilimli öğrenciler yetiştirdiği propagandaları yapılması üzerine bu işi bıraktı. Yakın akrabalarından aldığı finansal destek ile Bulgaristan'da kerestecilik işine girişti. Aynı zamanda 2002'de katıldığı Kırmızı Işık programında reklamcılık ve emlakçılık yaptığını da Akif Bekir'e anlatmıştır. Peker, ilk kez 17 yaşında hapishane ile tanışmıştır. 1990'da ortağı Bülent Kılıç ile kurduğu bir otomobil bakım firmasının servisinin dolandırılmasından sonra ortağından ayrılmış Peker, yasa dışı örgüt kurarak birçok suça karışmıştı. 1997'de Rize'de kaçakçı Abdullah Topçu'yu öldürmek suçundan savcı karşısına çıkmış ve serbest bırakılmış. Peker'in iki adamı aynı davadan müebbet hapse mahkum olmuştur. Tehditle tahsilat yapmak, zorla alıkoymak, adam öldürmeye azmettirmek ve benzeri suçlardan 7 ay boyunca aranan Peker, teslim olacağını bildirerek 19 Ağustos 1998'de Romanya'dan Türkiye'ye geldi. Eylül 1998'de Peker ve adamları hakkında 7,5 seneye kadar hapis istemiyle dava açıldı. 12 sanıkla birlikte çete oluşturmak suçundan yargılandığı davada 24 Mayıs 1999'da tahliye edildi. 8 ay 29 gün hapiste tutuldu. 12 Mart 2005'te İstanbul Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından yapılmış Kelebek Operasyonu kapsamında tutuklandı. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava 31 Ocak 2007'de karara bağlandı ve 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Peker ayrıca örgüt kurma, tehdit, iş yeri kurşunlama, yaralama, hürriyeti tahdit, yağma ve sahte kimlik kullanma gibi iddialar ile İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Ergenekon davalarında silahlı terör örgütü kurma suçuyla yargılandı. Kelebek Operasyonu davasının bozulan bölümü yeniden karara bağlandı ve Sedat Peker'e 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Böylece hükümlü olduğu süreye 1 yıl 3 ay daha eklendi. 5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında Sedat Peker'e 10 yıl hapis cezası verildi. 10 Mart 2014'te özel yetkili mahkemelerin kararlarına ilişkin yasa değişikliği ve tutukluluk süresi 5 yılı aştığı için mevzuat gereği tahliye edildi. Yıllar önce Çeçenlere yardım ettiğini, ancak Rus hükümetinin baskısı ile bu yardımlarının engellendiğini belirtmiştir. Kocaeli Spastik Engelliler Derneği
ve erken doğan çocuklara yaşatma derneği gibi kuruluşlara yaptığı yardımlarla gündeme gelmiştir. 9 Mart 2015'te Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon ve Eğitim Vakfı'nın Team Center'da organize ettiği Yılın En İyileri ödül töreninde Sedat Peker'e yaptığı yardımlardan dolayı en hayırsever iş adamı ve yaşam boyu onur ödülü verildi. 4 Nisan 2015'te Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği İzmir Şubesi'nin açılışına onursal başkan sıfatıyla katılmıştır. Sedat Peker'in yaptığı yardımlar zaman zaman basına yansımaktadır. Bunların arasında Suriye Türkmenlerine 4 tır gıda malzemesi yardımı ve Türkmen Dağı Tugaylarına 2 tır telsiz, laptop, fotoğraf makinesi ve insansız hava aracı ve 10 adet 4x4 lüks arazi aracı yollanması da vardır. 2002 yılında öztürkler.com isimli Turancı bir site oluşturmuş. Bunun tanıtımı için ülkenin ileri gelen politikacı, sanatçı ve iş adamlarını toplayarak bir tanıtım düzenlemiştir. Peker, 13 Ocak 2016'da geniş katılımlı bir konuşmasında Barış İçin Akademisyenler Bildirisini imzalayan akademisyenlerin katledileceğini söyledi. Bu konuşması nedeniyle yargılandı. Ancak Temmuz 2018'de beraat etti. Türkiye'deki başarısız darbe girişiminden 2 hafta sonra Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik desteğini açıkladı. Peker, birkaç yıldır YouTube'da çeşitli siyasi konular hakkında yorum yaptığı bir video blog yazarıdır. 12 Mart 2005'te Ergenekon davasından 9 yıl hapis cezası yatan Sedat Peker, 10 Mart 2014'te tahliye edildi. Cezaevinden çıktıktan sonra 5 yıl boyunca iş insanı olarak çalışmalarını sürdürdü. 30 Kasım 2019'da yurt dışına kaçtı. Neden yurt dışına kaçtığına dair farklı iddialar bulunmaktadır. 2020'nin başında Sedat Peker'in yurt dışına kaçtığına dair artan söylemlere karşın Peker, 3 Şubat 2020 tarihinde resmi Instagram hesabında 2 aydır Balkan coğrafyasında olduğunu, şu anda ise Karadağ'da ikamet edip üniversite eğitimi için bu ülkede kaldığını söyledi. Bu yazılı açıklamasından sonra Sedat Peker, sosyal medya hesaplarından bir dizi video açıklaması yaptı. Sedat Peker, 18 Ocak 2021'de Kuzey Makedonya'nın Üsküp kentinde ikameti kötüye kullanmak nedeniyle tutuklandı ve Kosova üzerinden Türkiye'ye sınır dışı edildi. Ancak Türkiye'ye gelmeyip önce Fas'a sonra Dubai'ye kaçtı. Peker, 2 Mayıs 2021 açıklamalarında sınır dışı edilmediğini, vize süresi dolduğu için Balkan ülkelerini terk ettiğini söyledi. Polis teşkilatı bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Antalya'da Mart 2021'de bünyesindeki tüm birimlerin suç ve suçlularla mücadelesini belirleyip uygulamaya koyacağı esasları belirlemek amacıyla özel gündemli toplantılar dizisi gerçekleştirdi. Toplantıların açılış konuşmasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı. Toplantılar sonucunda Türkiye'deki organize suç örgütleri hakkında bazı sayısal veriler paylaşıldı. Bu verilere göre Sedat Peker, 253 adamıyla Türkiye'deki 3. büyük organize suç örgütü lideri olarak belirlendi. Raporda Alaaddin Çakıcı 428 adamıyla 1. Sedat Şahin 257 adamıyla Türkiye'nin en büyük 2. büyük suç örgütü lideri olarak verilendi. 9 Nisan 2021 tarihinde İstanbul'da Sedat Peker ve suç örgütüne yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul'un yanı sıra Ankara, Kocaeli, Trabzon ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Fakat Sedat Peker'in yurt dışında bulunduğu ifade edildi. Operasyon kapsamında Sedat Peker'in Beykoz'daki villasında polis ekipleri arama başlattı. Avukatı yaptığı açıklamada Sedat Peker'in 1,5 yıldan beri yurt dışında olduğunu belirtti. 9 Mayıs 2021 tarihinde Sedat Peker, kendisine yönelik operasyonlar sonrası başlattığı video serisinin 3.sünde Dubai'de bulunduğunu ifşa etti ve Türkiye'ye dönmeyeceğini söyledi. 2015 ve 2016 çatışmalarında yaşanan olaylar hakkında 10 Ocak 2016'da yayınlanan
Barış İçin Akademisyenler Bildirisi üzerine Sedat Peker karşı bildiri yayınlamıştır. Bildirisinde tehdit içerikli bir üslup ve nefret dilini kullanmış, akademisyenleri ölümle tehdit etmiştir. Yazısında, "Oluk oluk kanlarınızı akıtacağız ve akan kanlarınızla duş alacağız" diyerek bildiriye imza atan akademisyenleri tehdit eden Sedat Peker hakkında aynı gün CHP, HDP, Özgürlükçü Hukukçular Derneği ve pek çok gazeteci tepki gösterdi. Ertesi gün yine bu derneğin savcılığa suç duyurusunda bulunmasıyla Peker hakkında soruşturma açıldı. Sedat Peker'in mal varlığı ile ilgili çeşitli spekülasyonlar bulunmaktadır. Peker'in de tutuklu sanık olduğu Ergenekon davaları sorgulaması esnasında Peker, astronomik mal varlığı ile dikkat çekmiştir. 2011 yılında Ergenekon davalarında organize suç örgütü mensupluğundan yargılanan Bedirhan Şinal, Sedat Peker'in 3 milyar dolar mal varlığına sahip olduğunu iddia etmiştir. Peker mahkemede bu iddiaları reddedip, tek mal varlığının mevcut İstanbul Kartal Adliyesi'nin bulunduğu arsa olduğunu ve devletin bu arsayı kendisinden 20 milyon Türk lirasına satın aldığını açıklamıştır. Peker, Adnan Bulut'un 27 Ekim 2016 yılındaki iddiasına göre isminin başına reis kelimesini ekleterek ismini Reis Sedat Peker olarak değiştirmiştir. 26 Mayıs 2021 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada Sedat Peker ile ilgili yakalama kararında geçen Reis Sedat Peker isminin Merkezi Nüfus İdare Sistemi üzerinden alındığı, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir ilave yapılmadığı belirtildi. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda belirtin ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.